Hükümeti üyeleri, sizlere gazi duygularımla selamlıyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen sadakatler verdiğim için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Değerli dostumla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi, müşterek girişimlerimizi, Sırbistan'a katkı yapmak için çalışan şirketlerimizi ele aldı. Bölgemizde yaşanan gelişmeler üzerinde durdu. Dostum Çiçe, hain darbe girişiminin en başından itibaren FETÖ'yle mücadelede verdiği destek için bir kez daha minnettarlığımı iletti. Geçtiğimiz yıl %33'ün üzerinde bir artışla ticaret hacminde 2 milyar dolarlık rekor seviyeyi yakaladı. Bu yılın 8 ayında da önceki senenin aynı dönemine oranla yaklaşık %30 artışla 1,6 milyar dolara ulaştık. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'daki Türk yatırımları son 10 yılda 1 milyon dolardan 400 milyon dolar seviyesine yükseldi. 1300'ü aşkın firmamız yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlik firmalarımız Berrat, Saraybosna Otoyolu gibi çok önemli projelere imza atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ziyaret edeceğimiz Bodrum Front'a Türk firmaları önemli girişimlerde bulunuyor. Bu gelişmede Sayın Yüzyıl için şirketlerimize gösterdiği özel alakanın büyük bir payı var. Bu nedenle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ortak Turizm Çalışma Grubumuz sayesinde karşılıklı turist sayılarında büyük artış sağladık. Bu sene Türkiye'yi ziyaret edecek Sırbistanlı misafirlerimizin sayısının rekor kırarak ilk kez 300'ünü aşmasını bekliyoruz. Karma Ekonomi Komisyonu'nun 4. dönem toplantısı için tarih önerilerimizi bekliyoruz. Hava yolu şirketlerimizin frekans artırımı talepleri temelinde sivil havacılık alanındaki ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan Üçlü Ticaret Komitesi'nin 4. dönem toplantısında Bosna Hersek'teki seçimlerin ardından gerçekleştirelim istiyoruz. Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzu geçen sene açtık. Niş konsolosluk bürumuzun faaliyete geçmesi için destek için müteşekkiriz. Sırbistan'ın Alanya ve Bursa'da tesis edilenlerle birlikte Türkiye'deki faali konsolosluk sayısı 5'e ulaştı. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü'nüz, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sırbistan bakanlarıyla yakın işbirliği içinde önemli projelere imza atıyor.